olumsuz yönde etkilediği kesin. Sonuçta Kayseri'de yaşıyoruz. Yani daha hızlı yayıldığına göre daha etkili olacağını düşünüyorum. Başımıza bela olan bir virüs yani bu da. Ne kadar bulaşıcı olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Bu virüsü herkes yaşayacağı için. Koronavirüs her geçen gün hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Artık hem virüs hem de mutasyonla mücadele ediyoruz. Bakalım Kayseri halkı mutasyonlu virüs hakkında neler biliyor? Mutasyonlu virüs hakkında neler biliyorsunuz? Mutasyon virüs hakkında şu an koronavirüs çıktı bir zamanlarda. Ondan sonra onun önlemini almaya çalıştık. Fakat sonradan İngiliz mutasyonu, Afrika mutasyonu, Amerika mutasyonu vesaire onların çıktığını biliyoruz. Onlar dediklerine göre daha tehlikeli bir durum söz konusuymuş o virüs. Bildiğim bu kadar. Şimdi Türkiye iyi kötü önlemini alıyor. Nasıl önlemini alıyor? Önceden mesela ben yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'ye gelmek için test vesaire gerekmiyordu. Şimdi testler lazım. En azından Türkiye'ye geliş için bu en azından biraz kısıtlar vakaları. Fakat toplumu görüyorsunuz, kalabalığı görüyorsunuz. Ola ki bir durumda sadece bir tane çıkmış olsa hızlı bir şekilde yayılabilir. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Fransa'da. Orada virüs durumu nasıl? Orada virüs durumu çok berbat. Nasıl berbat? Biz Fransa'da üretemiyoruz. Mesela maske sıkıntısı oldu. 2 ay boyunca bizim oradaki devletler maske takmayın, maskenin bir faydası yok vesaire dediler. Halbuki ellerinde olmadığı için bunu söylediler. Ama Türkiye'de maske sıkıntısı yaşanmadı herhalde bildiğim kadarıyla. Mesela burada HES kodu vesaire çok güzel bir sistem var. Bizim orada hiçbir sistem yok. Onun için her gün 20 ile 25 bin arası vakalarımız artıyor Fransa'da. Mutasyonlu virüs, virüsün değişime uğrayarak daha çabuk bulaşması, daha insanlar üzerinde daha etkileyici hastalıklar oluşturması. Bir anda ne olduğuna bilmeden belki de belirtileri değişik. Önceki kişi gibi pek belirti göstermiyordur. Peki mutasyonlu virüsün vaka artışlarında nasıl etkisi vardır? İnsanların kendisinin etkisi var. Sosyal mesafe, temizlik, hijyen, devletin vermiş olduğu, uygulamış olduğu kurallara uyulmazsa olacağı bu. Her gün sokakta, her gün kafelerde, her gün şimdi Ziraat Bankası'nın önünde ne sosyal mesafe var ne başka bir şey var. Maske kuralına uyulmazsa, temizlik kuralına uyulmazsa, hijyene uyulmazsa, gün, partiler, cenazeler, şunlar bunlar yapılırsa habire kötüye gidecek. Ya virüsün genelde insandan insana bulaşılması için virüsün getirdiği genetik bir değişim olduğunu düşünüyorum. Belirtilerini biliyor musunuz? Yani şu anki COVID pandemisinden çok bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani belirtilerin şu anki COVID pandemisinden çok bir fark olmadığını düşünüyorum. Mutasyonlu virüs vaka sayılarını nasıl etkiliyordur? Mutasyonsa ya artırıyor diye büyük ihtimal düşünüyorum. Vallahi mesafeyi korumamız gerektiğini, hijyene dikkat etmemiz gerektiğini, maskesiz çıkmamamız gerektiğini, yani bunlar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz ama ne kadar koruyucu onu bilemiyoruz. Çift maske gibi uzman uyarılarına dikkat ediyor musunuz? Vallahi uzmanları dikkate alıyoruz ama dediğim gibi şimdi ne kadar dikkat edersen et bu virüsü herkes yaşayacağı için elimizden geleni yapıyoruz, gerisi Rabbime. Vallahi mutasyonlu virüs hakkında maske, mesafe, hijyen başlarda en önemlisi bizim için. Daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımıza da bunu tavsiye ediyorum. Yapacak bir şey yok. Bu virüsle de alışmamız lazım. Yani bununla yaşamaya mecburuz yani geçene kadar inşallah en kısa zamanda da geçmesini ümit ediyoruz. Mutasyon toplumun genelinde olabilir. Ama devletin böyle ceza vermekle, ceza yazmakla bu iş geçmez. Koronavirüsten daha sonraki çıkan bir virüs olarak biliyorum. Evresinin daha değişik, belirginliğinin daha farklı olduğunu biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Olumsuz yönde etkilediği kesin. Sonuçta Kayseri'de yaşıyoruz. Birçok yerde Sağlık Bakanımız mesela vaka sayısının düştüğünü söylerken Kayseri'de belirli bir oranda yükseliş var. Bu da LCS'ten kaynaklı bir şey. Turistlerimiz burada ama biz vatandaş olarak fazla dışarıya çıkmamaya gayret gösteriyoruz. Yurt dışından gelenlerden de kapıyoruz. Haberlerde duyduğum kadar biliyorum sadece. Daha hızlı yayıldığını biliyorum. daha etkili olduğunu biliyorum. Yani daha çok acı çektirdiğini biliyorum. Bu kadar. Peki mutasyonlu virüs vaka artışlarında etkili olur mu? Yani daha hızlı yayıldığına göre daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani şu an COVID-19'un evrim geçirdiğini ve tekrardan farklı bir şekilde gün yüzüne çıktığını biliyorum. Yani başımıza bela olan bir virüs yani bu da. Peki vaka artışlarında mutasyonlu virüsün nasıl bir etkisi olabilir? Yani şimdi bu vaka artışlarında mutasyonlu virüsün daha hızlı yayıldığı söyleniyor. Bunu biliyoruz. Bu tabii ki halkımız için çok kötü bir olay yani. Bunun önlem alınması için de halkımızın tekrardan izole olması gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum. Vallahi şu an hiçbir şey bilmiyor. Devletin söylediklerini biliyor sadece. Bulaştırma riski biraz daha fazla olduğunu biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Siz neler biliyorsunuz? Aynen, ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ne kadar bulaşıcı, gerçekten böyle bir şey var mı bilmiyorum. Vardır büyük ihtimalle, yani ne kadar bulaşıcı olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Sizce mutasyonlu virüs vaka sayıları üzerine ne kadar etkilidir? Şu anki duruma göre biraz daha fazlalaşır herhalde. Ben yani aynısını düşünüyorum, artar diye düşünüyorum. Bir de dediğim gibi hani virüsle, koronavirüsle o mutasyonlu virüsün şeysini ayırt etmek çok zor. Ki bilim adamları da zaten kabul ediyor bunu, ayırt edemiyorlar. Çoğalacağını düşünüyorum.